Herkese merhaba, sayın basın mensupları, değerli Bartınlılar, hepiniz hoş geldiniz. Eğitim buluşmalarımızın 11. şehrindeyiz, Bartın'dayız. Her zaman olduğu gibi sabah saatlerinde eğitim sendikalarımızla, STK'larımızla, akademisyenlerimizle bir araya geldik. Bartın'ın ve ülkemizin eğitim sorunlarını detaylı bir biçimde ele aldık. Akabinde de belediyemize, ilimize, ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'la ve valimizle görüşmemizi yaptık. Genel Başkanımızın selamlarını ilettik. Kıbrıs'a olan desteğimizi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 50 yıllık Kıbrıs mücadelesini bir kez daha birlikte Sayın Valimizle ve Cumhurbaşkanımızla ele aldık. İl Başkanlığımızdayız. Bir basın toplantısı gerçekleştiriyoruz. Öncelikle 14 Ekim 2022'de ihmaller dizisi sonucunda yaşamlarını kaybetmiş olan 43 maden şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Bartın, Karadeniz'in tarihi olarak da, turistik olarak da, ekolojik olarak da en güzel kentlerinden biri. Ancak maalesef iktidarın da en çok ihmal ettiği illerden bir tanesi. Bu maden kazasından sonra, bu faciadan sonra Sayın Cumhurbaşkanı buraya gelerek Bartın'da bir maden lisesi açacakları vaadinde bulunmuştu. Başka birçok vaat gibi bu vaat de gerçekleşmedi. Bartın Milletvekilimiz Sayın Aysu Bankoğlu kendilerine neden ama sırada yapmıyorsunuz? Kaza burada oldu dediğinde zaman geçtikten sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'ın Amasra'da bazı bölgeleri gezerek işte okul burada yapılacak dediğini öğrendik. Ağustos 2024'teyiz. Yani neredeyse 2 yıl geçti. Orman arazisi dışında ki hiçbir işlem yapılmadı şimdiye kadar gördüğümüz bir geziden başka hiçbir şey olmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin verdiği sözleri AKP Genel Başkanı'nın yapacağız dediği politika vaatlerini yapmadığını birçok yerde gördük. Ancak bunu Amasra'da yaşamını kaybetmiş maden şehitlerimiz için en azından değiştirmelerini umuyorum. Burada söz verdikleri maden lisesinin Amasra'da yapılması ve orman arazisi olmayan bir yerde yapılması burada gelecekte çocuklarımız için belki de yapılabilecek en önemli eserlerden biri olacak. Hayatını kaybeden şehitlerimizi geri kazanamayacağız ama onların aziz hatırası için elle tutulur, gözle görülür. Bu kentin geleceğine yönelik bir yatırım olacak. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bu vaatlerini hatırlatmayı bir görev biliyoruz. Milletvekilimiz Aysu Bankoğlu ile birlikte eğitim alanındaki bu vaatlerini hatırlatmak isterim. Onun dışında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin köyleri boşaltma hamlesinin bir ürünü olan köy okullarının kapatılması, taşımalı eğitimin teşvik edilmesi sonucunda Bartın'da da çok sayıda çocuğumuz çok uzak yollardan gelerek taşımalı eğitimde kendileri okul hayatlarını sürdürüyorlar. Köy okullarının yeniden açılması, çocuklarımızın anne babalarının yanında eğitim yaşamlarını sürdürmesi, tarımsal üretimin canlanması bu politikanın değiştirilmesiyle mümkün. Buradan bir kez daha bu çağrımızı da Milli Eğitim Bakanlığı'na iletiyorum. Bir başka konu, bugün yine basında paylaşılan öğretmenlerin kılık kıyafetleriyle ilgili biliyorsunuz her yıl yayınlanan bir genelge var. Öğretmenler toplumun en saygın kesimleridir. Ülkemizde 1.2 milyon Cumhuriyet öğretmeni var. Onlar bir yandan çocuklarına rol model olurken diğer yandan da içinde bulundukları toplumu aydınlatan, o topluma yol gösteren yerel önderler pozisyondadırlar. Bu Cumhuriyet'in kuruluşundan beri böyle olmuştur. Öğretmenlik saygın bir meslek olmuştur. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin öğretmenlerin itibarını ortadan kaldıran açıklamaları, yaklaşımları maalesef her geçen gün öğretmenlerimizin toplumsal saygınlığına zarar vermektedir. Bakanlık öğretmenlerin itibarının sadece kılık kıyafetle olacağını düşünüyor olabilir. Ancak asıl eğitimin niteliğini arttıracak işleri göz önüne alması gerektiğini düşünüyoruz. Okulların fiziki şartlarının düzenlenmesi,
okullarımızın güvenlikle ilgili sorunlarının ortadan kaldırılması, açlıkla boğuşan öğrencilerimize bir öğün yemek verilmesi, bunu başaramıyorlarsa bir bardak temiz su verilmesi, çocuklarımızın temiz, hijyenik okul binalarında ders almaları gibi çok sayıda yapılacak işler var. Ve de yapılmaması gerekenler var. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli gibi, öğretmenlerin partizanca seçilmesi gibi. Öğretmenlerimiz 2002 yılı Eylül ayında Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara gelmeden önce 250 lira askeri ücret olan bir ülkede 540 lira maaş alıyorlardı. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği bu tarihte 175 liraydı. Yani öğretmen maaşının %32.4'ü askeri ücretinde %70'ine denk geliyordu. Bugün aldıkları maaş 41 bin lira civarında yeni başlayan öğretmenlerin. Askeri ücret 17 bin lira. Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 4085 lira. Yani eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği öğretmen maaşın %32.4'ünden %9.96'sına gerilemiş. Yani 3'te 1'ine düşmüş. Askeri ücretinde %24'üne gelmiş. Bunun sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidardır. Aynı Adalet ve Kalkınma Partisi öğretmenlerimiz 2002 yılında maaşlarıyla 20 çeyrek altın alabiliyorlardı. Bugün 9,5 çeyrek altın alabiliyorlar. Yani rahmetli Ecevit'e sürekli muhalefet ediyorlardı, sürekli akıl veriyorlardı, sürekli eleştiride bulunuyorlardı. O günkü uygulamalar devam ediyor olsaydı bugün 41 bin lira alan bir öğretmen 90 bin lira maaş alıyor olacaktı. Dolayısıyla öyle genelgeler yayınlamakla olmuyor bu işler. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne buradan sesleniyoruz. Öğretmenlerimizi yoksulluk sınırının altında maaşlara esir ettiniz. Çeşitli sendikaların yaptığı çalışmalar var. 65.874 lira tespiti olan var. 61.810 lira tespiti olan var. Sonuçta bugünkü maaşlar yoksulluk sınırının 3'te 2'si kadar. Ve bu iktidar 24 Kasım'da öğretmenlerimize bir maaş ikramiye verelim diyen muhalefetin önergelerini de reddetmeyi kendine bir siyaset unsuru olarak görüyor. O yüzden Milli Eğitim Bakanlığı'nı yöneten yöneticilere sesleniyorum. Siyaset bir şuur işidir. Politika yurttaşların sorunlarını çözme işidir. Öğretmenleri 2002'den 2024'e kadar kendi iktidarınızda maaşlarının yarısını kaybetmesine neden oldunuz. Ve eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneklerinde kuşa çevirdiniz. Siz öğretmenlerden bir şey isteyecekseniz önce bu konuda gerekli adımları yapın ve hiçbir şey yapamıyorsanız sizden önce çok eleştirdiğiniz Cumhuriyet hükümetlerinin seviyesine getirin. Size söyleyeceğim önemli konulardan biri budur. Bir diğeri, bildiğiniz üzere 11 Nisan 2023 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan kameraların önünde artık zorunlu haller dışında mülakatı kaldırıyoruz dedi memur alımlarında. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e 12 Mayıs 2023'te sorulan soru üzerine evet doğru artık öğretmenlerimizi yalnızca KPSS sonuçlarıyla alıyoruz dedi. Maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi Cumhurbaşkanı ve bakan düzeyinde KPSS sonuçlarıyla öğretmen alacağız demesine rağmen seçimin sonrasında sanki bunları hiç söylememişler gibi. Sanki bambaşka bir parti söylemiş gibi mülakatları yapacağız. Üstelik mülakatları da mülakat gibi yapacağız dediler. Tabii mülakatları mülakat gibi yapacağız demek 22 yıldır mülakatları partizanca yaptıklarında bir itirafıdır aslında. Bu itirafla beraber Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bize mülakat güzellemeleri yaptı. Uzun uzun bunları anlattı. Mülakat ülke çapında yapılacak bir standardı olan ölçme değerlendirme tekniği değildir. Mülakat sadece partizanlığa yarar. Bunun için gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu genel başkanımız olarak ben
gerekse sendikalarımız Danıştay'da yürütmeyi durdurma için dava açtık. Sinop'ta 2 gün önce Milli Eğitim Bakanı'na çağrıda bulunmuştum. Neden mülakat sonuçlarını açıklamıyorsun? Ne yapıyorsunuz o sonuçlarla diye. Çeşitli duyumlar alıyoruz, çeşitli haberler alıyoruz. Danıştay kararını bekliyoruz diye. Danıştay kararını beklemenize gerek yok. Türkiye'nin gözünün içine baka baka gençlerin oyunu almak için vaat ettiğinizi yapın. Çıkın ve KPSS sonuçlarıyla mülakatları eşitleyin ve kim ne puan almışsa hakkıyla öğretmen olsun. Partizanlığı bırakın. Kadrolaşmayı bırakın. Devleti ele geçirecek bir yer olarak görmekten vazgeçin. 22 yıldır bunu yapıyorsunuz. Bundan vazgeçin. Önünüzde gidebileceğiniz bir yol var. Danıştay kararını beklemenize bile gerek yok. Türkiye'de ilk 20 bine girmiş öğretmenler kimse hangi görüşten, hangi aileden, hangi ilden bu öğretmenlerimiz görevlerine başlasın. Bu yetmez. Bu öğretmenlerin sayısı 20 bin. Hiçbir söylediğini yapmayanlar bakanlığı olarak söylüyor. Çok yakın bir tarihte dediniz ki ne kadar emekli olursa o kadar personel alacağız. Ya bu yıl 23.670 kişi emekli oldu. Siz o kadar bile insan almadınız. Yani 20 bin kişiyi almayı başarsanız bile geçen yıla göre Türkiye daha eksik öğretmenle çalışıyor olacak. 85 bin ücretli öğretmenle çalışıyorsunuz. Ücretli öğretmenlik köleliktir. 16 bin liraya, 12 bin liraya, 10 bin liraya, 8 bin liraya öğretmen çalıştırıyorsunuz. Üstelik çalıştırdığınız bu kişilerin bir kısmının öğretmenlikle bir alakası da yok. Böyle bir becerileri de yok. Eğer 85 bin ücretli öğretmene ihtiyaç varsa 85 bin öğretmen açığı var demektir. Matematik bu kadar açık. O yüzden buradan Sayın Bakan'a sesleniyorum. Eğitimle alakası olmayan bölümleri bitirmiş. Geçici işler yapmak için tabii ki hayatının gerekleri çerçevesinde bir takım insanları yasa dışı rakamlarla çalıştırmayın. Bartın'dayız. Şuradan sokağa çıktığında köşedeki bakkal abi, yanındaki manav amca, onun yanındaki kasap, onun yanındaki kırtasiyeci askeri ücretin altında bir kişi çalıştırabilir mi? Onlar çalıştıramıyor ama siz çalıştırıyorsunuz devlette. Bunun bir izahı var mı? Dolayısıyla buradan bakanlığa tekrar ve tekrar sesleniyorum. Ücretli öğretmenlik düzenine son verin. Süratle milli eğitimin eksik kadrolarını atayın ve yeni öğretim yılında çocuklarımızın öğretmen ablaları, abileriyle sınıflarına başlamalarını, derslerine başlamalarını sağlayın. Buradan Bartın halkına sesleniyorum. Bartın Belediye'mizle birlikte 15 yıl sonra yeni bir başlangıç yapıyoruz Bartın'da. Belediye başkanlarımızla bugün bir araya geldik. Başta eğitim konuları olmak üzere birçok konuyu değerlendirdik. İl başkanımızla, milletvekilimizle, parti mensubiyetimizle yerel yönetimlerde yapacağımız eğitim çalışmalarını ele aldık. Bu iktidarın sürekli yapacağını iddia ettiği ama bir türlü yapmadığı okul öncesi çalışmalarını Bartın'da da başlatıyoruz. Eğitimle ilgili faaliyetlerimize hız kazandırıyoruz. Bartınlılar yeni dönemde tekrar Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinden yararlanıyor olacaklar. Bu vesileyle hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.